tabii ekonomik konjonktürde bunda etkili bir taraftan bakıyoruz. Yani kişilerin gelir seviyesiyle tasarrufu da orantıladığımız zaman hele yüksek enflasyon, ya mesela yüksek enflasyon döneminde yüksek tasarruf beklenir mi? Ya şöyle, aslında bu hani tavuk yumurta hikayesi gibi bir şey oluyor. Bunu yapmadığınızda enflasyon artıyor. Tasarruf yaptığınızda ülke gelişmişliği artıyor. Dolayısıyla yarın için bugünden vazgeçmeniz gerekiyor. Yani bugün bir şeylerden vazgeç. Her şeyden vazgeçmeyeceksiniz ama bir şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün. Devletin bu anlamda %30 devlet katkısı var. Yani sen 100 lira kenara tasarrufta bulunduğunda 30 lira da ben sana veriyorum demesindeki motivasyon şeyi burası. Herkes en azından yani hayat standartındaki bir şeylerden kısarak bu tasarrufu yapması gerekiyor. Bu anlamda bireysel emeklilik, zaten bireysel emeklilik sistemimizin ismi tasarruf ve yatırım şeyi, yani yatırım sistemi. Dolayısıyla yatırımını da burada yaparsa aslında kendi geleceğine yatırım yapmış olacak. Devlet teşviklerini, devlet katkılarını almış olacak. Yani hiç tasarruf, bugün ben tasarruf yapamıyorum diyebilmek çok zor. Çünkü bunu yapamadığınızda gelecekte uzun süre yaşlılığını ipotek altına almış oluyorsunuz.